İstanbul Sefaköy'de dün gece dehşet dolu anlar vardı. Aralarında husumet bulunan iki grup mahalle ortasında birbirine girdi. Onlarca el ateş edildi. Kurşunlardan bir kısmı o sırada yoldan geçen 16 yaşındaki bir gence isabet etti. Suçsuz. Ve bakın sonrasında neler oldu. Kalaşnikovlar, küçük silahlar, pompalı tüfekler çok ses duyduk. O çatışma değildi, o savaştı. Evler, araçlar delik deşik oldu. Çatışmanın ortasında kalan 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Korku ve dehşet dolu anlar İstanbul Sefaköy'de yaşandı. İki grup saatler 22.40'ı gösterdiğinde karşılaştılar ve aralarında daha önce bulunan bir sorun sebebiyle önce tartıştılar, ardındansa silahlar çekildi ve burada büyük bir çatışma yaşandı. Çatışma esnasında sokaktan geçen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz, şehir eşkıyalarının silahlarından çıkan kurşunların kurbanı oldu. Halı saha maçından çıkan 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz aracıyla tam da buraya geldiğinde iki grup arasında çıkan çatışmanın ortasında kaldı ve aracına onlarca kurşun isabet etti. Ancak o kurşunlardan 8'i ise 16 yaşındaki gence isabet etti ve burada yere yığılıp hayatını kaybetti. Yani çiğ köfte istemiş. Çiğ köfte yemeye giderken burada arabayı tam şurada arabayı kurşun gelince arabayı vurdum zannediyor. El freni çekince diğer taraftaki şahıslar direkt bunun üstüne Allah ne verirse kurşun yağdırmış. Lise 2 öğrencisi Açıkgöz gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Hayatının baharındaki tek evladını kaybeden acılı baba isyan etti. İstanbul'un göbeğinde bu benim çocuğumun suçu neydi? 16 yaşındaki çocuğum kime ne yaptı? Mahalleyi savaş alanına çeviren çatışma sırasında evlerinde bulunanlar bile büyük tehlike atlattı. Gruplar arasında çıkan çatışma tam 3 sokağa yayıldı ve çevrede onlarca silahtan çıkan kurşun izleri ve bir de Kalaşnikov'tan çıkan kurşun izleri vardı. İşte bu duvarda da uzun namlulu Kalaşnikov'tan çıkan iki kurşun izi bulunuyor. Karşıdan balkondan giriyor, evde abimler yatıyor yere. Üstüne geçiyor. Sokak içerisinde bulunan tüm araçlarda kurşun izlerini görmek mümkün. Bakın sadece bu aracın üzerinde tam 13 kurşun izi var. Arabamızı biz daha yeni aldık. Hani daha ilk taksitini bile ödemedik. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.